Selam Murat, gelebilir miyim? Gelsene. Ne oldu Elif? Ha yok, bir şey olmadı. Ben otele geçtim de ona haber verecektim. Otele mi? Neden? Ne gereği vardı şimdi? Murat, daha kaç gün daha sende kalabilirim ki? Ayrıca ne anlamı var? Yine de sana teşekkür ederim. Ya Amerika'ya gitmek çok acele alınmış bir karardı. Biraz kafamı toplasam iyi olacak. Hadi görüşürüz. Elif. Akşam yemeği teklifim hala geçerli. Bu yemek illa yenecek diyorsun yani. Yani sen fikrini değiştirsen de ben değiştirmiyorum. Tamam o zaman, akşam görüşürüz. Baksana. Akşam bir yere gitmek yerine ben sana yemek yapayım mı? Ciddi misin sen? Evet. Aslında duymuştum ne kadar iyi yemek yaptığını ama. Ama? Ya evde yeriz işte. Ben hazırlarım her şeyi. Ne dersin? İyi peki. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Şeyler pişiriyorsundur. Teşekkür ederim. Gel bak sen görsün ne pişiriyorum. Aa, noodle. Evet, sebzeli. En sevdiğinden. Sen nereden hatırlıyorsun ki benim bunu sevdiğimi? Ya Elif saçmalama. Yıllarca aynı okulda okuduk. Yani bırak da hatırlayayım değil mi ne sevdiğini? Sen geç içeri istersen. Zaten her şey hazır, ben de geliyorum. Tamam. Bastırıp vermiştin. Hiç hatırlamıyorum, tuhaf. Evet. Buyurun. Yani canın fotoğrafını oraya koyacak kadar affettiğini bilmiyordum. Bu fotoğrafı can var diye koymadım ki. İkimizin tek yan yana fotoğrafı olduğu için koydum. Sağlık Murat, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Murat. Biz ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Anlamamazlıktan gelme. Ne yapıyoruz biz? Ne dememi istiyorsun Elif? Bir şey demeni istemiyorum. Sadece benim kafamı karıştırma yeter. Neden gitmeme izin vermedin? Neden bu yemeği yaptın? Söyleyecek bir şeyin varsa lütfen söyle Murat. Sen gidiyorum dediğinde Elif, sanki içimden bir şey koptu. Anlam veremediğim bir sızı gelip kalbime çöktü. Seni bir daha göremeyecek olma ihtimali. Panikledim. Panikledin mi?
Elif, ben senin benim yanımda olmanı istiyorum. Benimle ol bana. Daha ne diyeyim sana? Benimle ol. Sen ve ben. Biz birbirimize aitiz. Sen sadece yanında olacak birisini istiyorsun. O birisi ben değilim. Ayşegül. Ne istediğine dikkat et. Çünkü ben Ayşegül'ün yedeği değilim. Hayır, anlamıyorsun. Ben hep hayatımda elimde olmayanı istedim. Daha iyi bir araba, daha iyi bir ev, daha çok para. İşte herkesten daha başarılı olmak. Ve sonunda bana ait olmayan bir kadını istedim. Bunların hepsi hataydı. Sen gidiyorum dediğinde hayatımda ilk kez elimde olan bir şeyi kaybettiğimi hissettim. Bana ait olan bir şeyi kaybettiğimi. Keşke bütün bunlara inanabilseydim. Yemek için teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.